Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Döviz bürolarında yapılan tüm işlemlerde kimlik tespiti şartı 12 Ekim'de getirilmişti. Döviz büroları düzenlemeye karşı kepent kapatarak eylem yapmıştı. Döviz bürolarında yapılan döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti düzenlenmesi değiştirildi. Resmi gazetede yayınlanan düzenlenmeye göre döviz büroları 100 dolar ve üzeri döviz işlemlerinde kimlik tespiti isteyebilecek. Son günlerde dolar 11 lirayı bulmak üzere merkez bankaları faiz indirimi yapmazsa doların 11 lirayı geçmesi söz konusu. Hazineden döviz bürosu kararı 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde yapılan düzenleme yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğin 18. maddesinin 7. fıkrasında yer alan mevcut ortaklar dışında kişilere ibaresi yürürlükten kaldırıldı kimlik tespiti 100 dolar ve üzeri işlemler için uygulanacak. Aynı tebliğin 20. maddesinin 6. fıkrasında yer alan tüm işlemlerde ibaresi yerine 100 Amerika Birleşik Devletleri doları ve veya karşılığı Türk lirası tutarını aşan işlemler için ibaresi getirildi. Böylelikle döviz işlemlerinde uygulanan kimlik tespiti esnetilerek 100 dolar ve üzeri işlemler için uygulanacak. Aynı tebrin 30. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, zorunlu halleri değerlendirmeye, ibaresinden sonra gelmek üzere, işlem limitlerini belirlemeye ibaresi eklendi. Tebrin yayın tarihinde itibaren yürürlüğe girdiği belirtilirken, hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı. Hareketliliğin devam ettiği dolar, Türk lirası kuru geçtiğimiz günlerde tarihi rekorunu kırarak 10 lira seviyesini aşmıştı. Tüm gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrilirken dolar Türk lirası kuru yeni bir rekor daha kırarak gece 10.97 lirayı gördü. Spot piyasada dolar Türk Lirası yeni güne alış fiyatı 10,8029 lira, satış fiyatı 10,8968 liradan işlem görerek başladı.